Merhaba arkadaşlar. Bugün size tekrar amaçlı çözümleme ve bölme ile ilgili sorular çözeceğim. İlk sorumdan başlıyorum. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. AB eksi BA A artı B olduğuna göre A artı B nedir? Biz bu tarz sorularda AB'yi e, basamak değerine göre yazdık. 10 A artı B şeklinde yazıyorduk. Bunu şimdi o şekilde yazayım o zaman. 10 A artı B eksi 10B artı a olur bu değerde. Ne eşitmiş bu? a artı b'ye eşitmiş. Eksi içeri dağıtınca 10 a eksi a olacak. Buradan 9a. b eksi 10b olacağı için Buradan da eksi 9b olur. O da a artı b'ye eşitmiş. a'ları bu tarafa b'leri de diğer tarafa alıyorum. a'ları a'yı eşitliğin diğer tarafına alınca 9a eksi a eşittir. b artı bu eksi 9 ve artı olarak gider. 8a eşittir. 10b olur. Buraya değer verecek olsak 2 basamaklı sayı olacağı için a ve b rakam olacak. Ben a'ya 4 der, b'ye 4 derirsem 4 çarpı 10, 40. A da 5 olmuş olur. 5 ve 4 olduğu için bana a artı b'yi sormuş. 5 artı 4'ten 9 bulmuş oluruz. A artı B'nin toplamını. Bir diğer sorumuza geçiyorum. A ve B birer rakam olmak üzere A eşittir B kare eşitliğin sağlayan iki basamaklı A, B sayılarının toplamını bana sormuş. A eşitmiş B kare. Buraya da A, şeklinde sayıları alt alta yazarım. B o zaman 1 olursa A 1 olur. 1'in karesi. B'ye 2 verirsem 2'nin karesi 4 olur. A 4 olur yani. B'ye 3 verirsem 3'ün karesi 9 olur daha eşit olur. 4 verirse 16 olur. Gördüğünüz gibi 4'ten sonraki değerlerimiz yok. Demek ki sadece 11, 42 ve 93 değerleri olmuş. 11, 42 ve 93 değerlerim var. Bunları toplayacağız. 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 9, 1 daha 10, 4 daha 14 bulmuş oluruz. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere AB artı BA 99 olduğuna göre AB şeklinde iki basamaklı kaç çift sayı yazılabilir diyor. Bir kere AB artı BA'yı 99 vermiş. Ve çözümleme yapacak olursak 10A artı B artı 10B artı A eşitmiş 99'a. Burada A'ları toplasak 11 a artı 11 b eşittir. 99 olur. 11 ortak parantezine alırsak her iki tarafı 11'e bölüyorum. Buradan a artı b 9 bulmuş olurum. Bana ab 2 basamaklı çift sayı demiş. ab çift olacaksa o zaman b'nin kesinlikle çift olmak zorunda. b'nin alabileceği değerler çift olmak zorunda. B'ye o zaman e, değer verecek olursam B'ye 0 veremem çünkü B'ye 2 basamaklıydı. O yüzden 2'den başlamak zorundayım. B 2 olabilir. 4 olabilir. 6 olabilir. 8 olabilir. A değeri o zaman B 2 ise yerine yazıyorum. 2 artı kaç? 9 olur. A o zaman 7 olacak. B 4 iken A 5 olacak. B 6 iken A 3 olacak. B8 iken A1 olacak toplama 19 olması için. Burada A5 şeklinde 1, 2, 3, 4 tane değerimiz var. Bir diğer soruya geçiyorum. A, B, C birer rakam olmak üzere A eşittir 2, B artı 1, C eşittir A artı 2 olduğuna göre yazılabilecek 3 basamaklı en büyük A, B, C sayısı kaçtır? Burada şıklardan da yardım, yardım almak gerekiyor. Bade bu soruda dikkat etmek gerekiyor şıklara. Şıklarda hep bir yüzler basamağı hep 7 olarak verilmiş. Demek ki benim A'ya 7 değer vermem gerekiyor. Ben A'ya burada 7 değer verirsem, 7 artı 2 9 olur. C ne bulmuş oldum? 9 bulmuş oldum. Peki ben A'nın 7 olduğunu bulmuştum. A 7 ise B hangi sayı olması lazım 7 olması için? 3 yerine yazsam 2 çarpı 3 6 1 daha 7. Buradan B'yi de 3 bulmuş oldum. A, B, C'yi o zaman ne eşit olmuş oldu? A7 B3 C9 Buradan da ABC739 olmuş olur. Bir diğer soruma geçiyorum. X7 XY, Y3 ve X4 Y1 Dört basamaklı doğal sayılardır. Buna göre X7 Y3 eksi X4 Y1 farkı kaçtır? Bu tarz sonarı da direkt alt alta yazıp çıkarma yapmak gerekiyor x4 y1 Bu tarz işlemlerde x ve y'nin yerine herhangi bir sayı yazacak olursak mesela x'in yerine 1 y'nin yerine de 2 yazmak istiyorum. 1 7 2 3 1 4 2 1 olmuş olur. 1 4 2 1 Çıkarma işlemi yapacak olursam 3'ten 1 çıkarsam 2 2'den 2 çıkarsam 0, 7'den 4 çıkarsam 3, 1'den 1 çıkarsam 0. Demek ki bu değer arasındaki fark neymiş? 302 olacakmış. Sıradaki sorum. iki basamaklı A, B, B, C ve C, A doğal sayıların aritmetik ortalaması 77 olduğuna göre A, B ve C sayıların aritmetik ortalaması kaçtır? Aritmetik ortalama demek e, bize 3 tane sayı verdiği için 3 tane sayının toplamını 3'e bölmemiz gerekiyor. Yani aritmetik ortalama A, B artı B, C artı C, A bölü 3. 3 tane olduğu için buna eşit olması gerekiyor. Bu kaç eşitti? aritmetik ortalaması 77'ye eşitti. Soru sonra bize ne diyor? A, B ve C'nin aritmetik ortalamasını. Sordun bize sordu. A artı B artı C bölü 3'ü soru bize bunu soruyor. Peki bunu yine açacak olursak. Önce işte dışarı çarpma yapacak olursak. 10 A artı B artı 10 B artı C artı 10C artı A eşittir 3 çarpı 77 olmuş olur. Burada A'ları kendi içinde toplayacak olursam 11A. B'leri toplayacak olursam 11B. Ve C'lere de toplayacak olursak 11C eşitmiş neye? 3 çarpı 77'ye. 11 e ortak parantezini alırsam A artı B artı C Eşitmiş. 3 çarpı 77'ye. Her iki tarafı 11'e bölüyorum. Buradan A artı B artı C. 77. 11'e bölsem 7 defa var. 3 çarpı 7. Sor bize ne istiyordu? Aritmetik ortalama. A artı B artı C bölü 3. Her iki tarafı o zaman 3'e bölüyorum. Burada 3'ler gitti. Zaten benden istediği A artı B artı C bölü 3'tü. O da kaç eşit olmuş oldu? 7'ye eşit olmuş oldu. Sıradaki sorumuz A, B, 3, C, 4 A, B, 2, C, 4 5 basamaklı doğal sayılardır. A, B, 3, C eşittir A olduğuna göre A, B, 2, C, 4 sayısının A türünden eşittir nedir diyor. Bu tarz sorularda her zaman şunu yapmamız gerekiyor. Birbirine benzetmemiz gerekiyor. Ben Hmm, Bura 5 basamaklı olduğu için yukarıdaki 4 basamaklı olduğu için 10 ile çarpıyorum o zaman yukarı. A, B, 3, C eşittir A'ymış. Ben burayı 10 ile çarpacak olursam bu sayı A, B, 3, C, 0 eşittir 10 A olmuş olur. Aşağıdakini bize şey istediği için ben onu da altına yazıyorum. A, B, 2, C, 4 de bu da X olsun. Sonuçta ben bunun A türünden değerini bulacağım. Ben burada çıkarma işlemini yapacak olursam alt eksiyle çarpıyorum. Alt alta topluyorum. Burada 10'dan 0'ın 4 çıkması 10'dan 4 çıkarsa 6 bu değerler aynı olduğu için e, bir eksi olur. Bir eksi de kendisi çıkmayacağı için 3'ten bir 10'luk alırım. Çıkarma da buradan 9 olur. Örnek veriyorum burada. mesela 2 yazarsak Buradan bir onluk buna verdiğim için 1 bir kaldı. 1'den 2 çıkmıyor. 3'ten bir onluk aldım. 11'den On 2 çıkardım. 9. Buradan 2'den 2 çıkarıyorum. 0. B'den B çıkarsın. 0. A'dan A çıkar. 0. Burada ne kaldı? 96. 100'den de eksiye çarptığım için bu da eksi olacak. 100'den de eksi topluyorum alt alta. 100. Pardon. 10. A eksi x olmuş olur x'i bulacaktım. x'i o zaman eşittim. Işte bu tarafına sayı diğer tarafına alacak olursa x eşittir 10 a eksi 96 olmuş olur. Bir diğer soruma geçelim. a, b, c 3 basamaklı sayısının sağına 3 yazılarak sağına 3 yazacaksa a, b, sağı bu tarafı oluyor. 3'ü buraya yazdım. 3 yazarak oluşturulan sayı soluna 3 yazılarak ABC yi yine yazıyorum. Soluna 3 yazılarak oluşturulan sayıdan 90 fazlaymış. Öncelikle o zaman 3 abc bu tarafa alıyorum. ABC 3 eksi 3 ABC eşitmiş 90'a. Bir kere bunu çözmeyecek olursak buradaki ABC 3 ABC burada ABC 3. ABC ile ilgili işlem yapacağım için ABC'yi tek bir sayı gibi kabul edeceğim. Örnek veriyorum ABC'ye x verirse yanda 3 var. Bunu çözümleyince 10x artı 3 diye çözümlüyoruz. Bu x 3 olsa 2 basamaklı olarak olacak o zaman 10x artı 3. O zaman ben bunu da aynı şekilde düşüneceğim. 3 birler basamağı de onları basamağı olarak düşüneceğim. Burada o zaman 10 tane ABC artı 3 diye ABC 3'ü bu şekilde çözümlemiş olurum. Ee, bunu da eksi 3000 çünkü 3000'ler varsa ama 1'ler onlar yüzler 100 binler 3000 eksi ABC diye yazıyorum. Bu ne eşitmiş? 90'a eşitmiş. 3000 ve 3'ü eşitliğin diğer tarafını alıyorum. 10 abc'den bir tane abc çıkarsam 9 abc 3000'i diğer tarafa alsam o da ne olacak? 3000 90 bir de eksi 3 e alıyorum. Topladım aynı şekilde. 9 abc eşittir 3087 olmuş olur. Her iki tarafı 9'a bölüyorum. Buradan 3087'ye 9'a bölecek olursa ABC değerinde 343 olarak bulacağız. Ben bunu daha önce böldüğüm için biliyorum. Buradan bize ne istemişti? A artı B artı C istemişti. A artı B artı C 3 artı 4 artı 3'ten 3 artı 3 6, 4 daha 10 olmuş olur. Sıradaki iş sorum bölme ile ilgili. A, B, C elemandır. Z üzeri artı olmak üzere. Yani tam pozitif sayıdır. A bölü 7 bölüm B kalan 5. B'yi de aynı şekilde bölmesini vermiş. Verilen bölme işlemine göre A'nın 28 ile bölümünden elde edilen bölüm ile kalanın toplamını sormuş. Bu tarz sonra da her zaman soldan başlayacağız. Burada B değeri bölümle bölüne çarpıyoruz. 4C artı 2 olur. Burada A değerini bulacak olsan A değiştir. 7B artı 5 şeklinde yazıyorduk. Peki A eşitti. 7B artı 5. Ben B'nin yerine 4C artı 2 yazacak olursam 7 çarpı 4C artı 2 artı 5 olmuş olur. 7 çarpıyorum. 7 çarpı 4C 28C 7 çarpı 2 14 olur. Artı 5 daha 19 olur. Bize demiş ki bölüm ile 28 ile bölünde 28 ile böldüğümüzde C bölüm oluyor. Bu 19'da kalan olmuş oluyor. Bize ne demişti? Bölüm ile kalanın toplamı. B artı K'yı bize sormuş. O da C artı 19 olacak mı? Bir diğer soruma geçiyorum. Geçmişte sınavda da çıktı bu tarz bir soru. X, Y, x, x, bölü X, bölümde kalan K'ymış. Verilen bölme işlemine göre K artı D'nin toplamı 1015 olduğuna göre X kaçtır? Bu tarz bölmeleri yaparken... x y x, x bölü x ye. öncelikle x içinde x y bir kere var x yerine yazdım. Çıkarma işlemi yapıyorum. Y'den y çıkardım. 0. X'den x çıkardım. 0. X'i aşağı indiriyoruz. X'de x y var mı? Yok. O zaman sola bir 0 yazdık. Y'yi aşağı indirdim. X y'de y kaç defa var? Bir defa var. X yazdım. Çıkarma işlemi yaptım. 0. 0 x'i aşağı indirdim. X'de x var mı yok? Sıfırı yazıyoruz. Bak burada sıfırı unutursak sonucu yanlış bulmuş oluruz. Yani x'i indirdikten sonra eğer X'de x yoksa sıfırı eklemeyi unutmuyoruz. Şimdi burada kalanımız ne oldu? x oldu. Bu da bizim d değerimizdi burada. D de ne olmuş oldu? 1010 oldu. K artı D'yi bana ne vermiş? 1015 vermiş. 1015 vermiş. Peki ben D değerini biliyorum. K'nın yerine de X yazıyorum. X artı 1010 1015'e eşitmiş. 1010'u eşitliğin diğer tarafına X olarak gider. 1015'ten 1010'u çıkarırsa 5 bulmuş olurum. X değerinde 5 bulmuş olduk. ABC 6 4 basamaklı x, 2 basamaklı doğal sayıdır. A, B, C 6 14 ile bölümünde kalan x, ye yukarıdaki bölme işlemine göre x, ye kaç farklı değer alır sorusunu bize sormuş. Burada ilk başta şunu normal çözümle bölmeyi yazacağız. A, B, C 6 neymiş? 14 çarpı buraya B diyecek olursam 14 çarpı B artı x ye. bir de biz şunu biliyoruz x ye yani kalan her zaman bölenden küçük olmak zorunda x ye küçük olacak 14 bir de sıfırdan büyük olmak zorunda sıfır ile 14 arasında x değeri alabilir bize x ye 2 iki basamaklı dediği için bir de şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar son rakam çift 6 çift verdiği için 14 b çift Burası çift oldu o zaman. Burası çift. 14 B'de çift e, eşitliğin diğer tarafı çift olduğu için x y de çift olmak zorunda. Çünkü çift de çiftin toplamı bize çift verir. x ye ne alabileceği değer ki çift ve iki basamaklı sayılar olur. İki basamaklı sayılar ne olur? 10 olur. 11 olmaz. 12 olur. 13 olmaz. Çünkü tek 14'te alamıyoruz zaten. 14'e kadar da o zaman kaç değerimiz var x y olarak? 2 tane değerimiz varmış. Diğer soruma geçiyorum. x x 1 x 5 sayısı 5 basamaklı bir doğal sayı x x 1 x 5 sayısı 30 ile bölümünde kalan k l ymiş. Yukarıdaki bölme işleminde k l 2 basamaklı sayısının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Öncelikle sayımızı yazıyorum yine yani aynı şekilde x x 1 x 5 yine buraya b diyecek olursam 30 çarpı b artı k l. Bir de neyi biliyorum burada? k l'nin 30'dan küçük olduğunu biliyorum. Ve sıfıra büyük ve eşit olduğunu biliyorum. Bana k ne vermiş burada? 2 basamaklı demiş. Demek ki k l 10'dan başlayacak. Yani değerlerimiz x x 1 x 5 30 b k l. Burada ilk başta şuna bakacak olursam her zaman burada bir şey arayın. Burada bir kere e, sol tarafa bakacak olursak x x 1 x 5 var. Burada son rakam 5 var. Bu 30 da 5'in katı. Bu da 5'in katı. Demek ki o zaman de ne olacak? 5'in katı olmak zorunda. Yani 5'in 1 şöyle diyeyim. 5'in 1 katı olacak. Kale. 35'in katıydı x x 1 x 5 sayısı da 5'in bir katı. Çünkü e, bölünebilmede son rakam 5'in tam katıysa e, o sayı 5'e tam bölünüyordu. Bir diğer bakacak olsak bu 33'e tam bölünür. E, eşitliğin diğer tarafına bakıyorum. x x x 1 5 var. Bunları toplayacak olursak zaten 3 x artı 6 olur. 3X artı 3 x artı 6 da 3'ün tam katı. E, bura ne olmuş oldu? 3'ün tam katı. 3'ün bir katı. 30B'de 3'ün bir katı. Demek ki buradaki KL de ne olacak? 3'ün bir katı olacak. KL hem 5'in bir katı hem 3'ün bir katı olduğu için demek ki bunlar en yani bunlara ok olan 15'in bir katı olmak zorunda. KL ne olacakmış demek ki? KL 15'in bir katı olacak. 15 M diyeyim. M yani azıp alabileceği değerler. M yerine 1 yazarsam KL ne olur? 15 olur m'nin yerine 1 yazarsam m'nin yerine 2 yazarsam 30 olur. O zaman da 30 almayacağını demiştik. Demek ki kale kaç farklı değer alıyormuş? Bir tane değer alıyormuş.